Mesela Sas gibi. Neymiş? Gönül meselesi. Sen aşkı bilirsin değil mi reis? Erbabıyız. Sen ne diyorsun Neşet? Ben bu ülkeye yıllarımı verdim. Altını üstüne getirmek için bütün sermayemi tükettim ben. Ya ben? Ülke ayağa kalkmasın diye acem dostlarımla kurmadığım entrika kalmadı. Ülkeyi nefretle terörize etmek için ömrümü çürüttüm. Hiçbir yere gitmiyorum. Gitmiyoruz. Gitmiyoruz. Beyler, durun. Panik yapmayın. Bir dinleyin. Ekip bir sizi deşifre etti mi? Etti. Peşinize düştü mü? Düştü. Şimdi onlar her yerde sizi arıyorlar. Neden? Daha yukarı çıkmanın tek yolunun bu olduğunu biliyorlar. O yüzden namlunun ucunda siz varsınız şimdi. Pardon baba. Bir müddet ben onlara kan kusturana kadar yurt dışında tatil yapın derim. Ben sizin yanınıza gelirim. Durumu her zaman değerlendiririz. Ülke yine sizin. Orada sorun yok. Bunun mantıklı olduğuna emin misin? Ekip biri bilmiyorsunuz. Ben bunları hapishanede görmeyi asla istemem. Ben bir yere gitmem. Sen zaten burada bize lazımsın. Ne diyorsunuz? Bir düşünelim. Bana mantıklı geldi şahsen. Bunu size vermemi istediler Şehnaz Hanım. Önemliymiş. Beni az çok tanırsın. Bir kere sevdaya düştük. Olmadı. Olamadı. Takdiri ilahi. Elden bir şey gelmez. Lakin bu aşk denen şey her neyse, beni çok fena yakaladı reis. Sen de biliyorsun, flörtmüş, ilişkiymiş, çıkmak falan bizi bozar. Biz de söz ağızdan çıktı mı, geri dönüşü yok artık. Söz var, iş bitirir. Söz var, baş yitirir. Ha işte. Biz de bir söz verdik. Kime verdin? Söyletme reis. Bilmiyor musun? Kız evlat sahibi olmak bir yerde sünnettir. Üç kız evladına güzelce muamele edip
Yetiştiren cennet kazanmakta büyük kazanç sağlardır efendimiz. Evet. Benim bir tane oldu. Onu da ben yetiştiremedim. Beceremedim. Estağfurullah reis. O nasıl söz öyle? Ayşegül benim gözümün nuru. Sen de benim bir parçam sayılırsın. Yüreğin mangal gibi. Bileğin çelik gibi. Estağfurullah. Ayşegül senden iyisini mi bulacak molla? O bakımdan. Reis. O zaman Allah'ın emri peygamberin kavliyle kızına talibim reis. Senden destur almadan Ayşegül'le konuşmak istemedim. Hazreti Fatıma ve Hazreti Ali Efendimiz nikahlandıklarında iki cihan selveri şöyle dua etmiş molla. Allah'ım bu evliliği mübarek kıl. Onlara ve nesillerine mübarek kıl. Ey Allah'ım, Fatıma ve zürriyeti hakkında kovulmuş şeytanlardan sana sığınırım. Amin. 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 Tabii. Daha evet demedi Ayşegül. Demez olur mu? Olmaz öyle şey. Hem davet ediyor hem de ortalarda yok. Tam Akiflik bir hareket. Alo. Neredesin ya? Ben geldim dediğin yere sen yoksun ortalarda. Ya geliyorum ya. Sen otur 10 dakika. Bilemedin 15 dakika. En geç yarım saate oradayım. Anlaşıldı. Sen gece yarısı anca gelirsin. Hemen geliyorum, merak etme ya. Tamam. Reis. Yapma böyle. Yıllar önce bir düğündeyiz. Bir arkadaş kızını evlendiriyor. Baktım bizimki çekilmiş bir köşeye ağlıyor. Gittim yanına. Teselli edeceğim güya. Hayırdır dedim ya. Bak ne güzel kızın telli duvaklı gelin oluyor. Böyle bir gecede ağlanır mı? Adam döndüm Allah. Ya dedi. Hanımı alıp götürseler bu kadar koymazdı. Anlıyorum adamı.
Reis, bana müsaade. Geç kaldım. Ayşegül beni mahvedecek. Bizi kaldın mı? Ayıp ediyorsun reis. Allah yardımcınız olsun. Amin. Cümlemiz. Hadi ben gittim reis. Nasıl çıkarız peki buradan? Bana sorarsanız en güzeli deniz yolu. Havaalanları sakattır. Ben bir motor ayarlarım. Sabah erkenden çıkarsınız onu. Tamam o zaman, dediğin gibi olsun. Sana güven. Kusura bakma. Beklettim biraz. Biraz? Biraz. 45 dakika senin için biraz mı oluyor? Ya tamam bak, bu gece gerginlik istemiyoruz, tamam mı? Bu gece fair play. Dostluk kazanacak, sevgi kazanacak. Buyur. İyi. Öyle olsun bakalım. Hanımefendi ne alır acaba? Bir menü alsam? Kusura bakmayın, mutfak kapalı. Restoranı kapattık herhalde. Biraz fazla kapatmamışlar mı? Biraz. Sen bize içecek bir şeyler getir. Hı-hı. Bir de işte meyve falan. Böyle alevli malevli ondan. Güzel. Neredeydin? Kız istemeye gittim bugün. Nasıl? Hangi kızı? Ne diyorsun sen ya? Ya şey işte ya. Of. Şey işte ya. Hay Allah. Akif. Çok iyisin ya. Sen kimsin? Nereden çıktın birader? Gerçekten şaşırttın beni Akif. Kafama assaydın bari. Ayşegül. Hı. İlk gördüğüm andan beri diyemem. Ama zaman içinde harika bir insan olduğunu anladım. Dünya tatlısı, akıllı, ahlaklı. Güzel mesela. Güzel, evet. Şirin. Kesinlikle. Kısacası harika bir insansın. Eğer benimle evlenirsen dünyanın en mutlu adamı olacağım. Benimle yuva kurmaya var mısın Işık?
Ya bir düşünmem lazım. Maalesef hangi taşı kaldırsak altından bir acem parmağı çıkıyor. Hangi ara bu kadar içimize sızmış bu adamlar? Maalesef. Dört bir yandan kılcallara giriyorlar. Her yerde elleri kulakları olmaya başladı. Bundan sonra çok daha dikkatli olmak elzemdir. Biraz şu tepelere çıkalım. Buradaki havayı koklayalım derim ben acizane. Bizden sana her türlü destur var Aslan Çınar. Bugün sevdiğimiz bir kardeşimizi az daha öldürüyordu Neşet. Bir de onun kuyruğunu dik tutturan kırmızı kravatlılar var. Ben onların peşindeyim esas. Neden Neşet'in peşinden gitmiyorsun? Neşet bilmez yukarıları. İlgilenmez. Makam mevki adamı değil o. Aksiyon adamı. Tetikçi. Halinden de memnun. Asıl oyun kurucuları arkası. Eyvallah, doğru dersin. Eyvallah babacığım. Ne oldu Aslan? Oyunu öyle bir oynadılar ki Müslüman Müslümana karşı durur oldu. Hedef gösterir oldu. Acem ülkede at oynatır oldu. Canım sıkılıyor. Kahroluyorum. Nasıl oluyor da bu kadar açık oyunu gözler görmez oluyor, şaşıyorum. Hiçbir tarih okumazlar. Bu kadar basiret nasıl bağlanır? Geceleri gözüme uyku girmez oldu. Nedir bunlarla mücadele etmenin yolu yordama? Diyiverin erenler. Kayboluyorum karanlıkta. Karanlığı aydınlığa çıkaran, basiretleri açan tek şey Cenab-ı Hakk'a dua dua yalvarmalarımızdır aslında. Ne buyuruyor Zülcelal olan Allah? Duanız olmasa ne kıymetimiz olur? Yalvaracaksın, yakaracaksın, namazını doğru kılacaksın, doğruluktan ayrılmayacaksın. Kur'an'dan ve sünnetten asla kopmayacaksın. İnsan manen inceldikçe nuraniyet kazanır. Bu mesele söylenmekle çözülmez. Kıvamını bulmuş inanç eri olmakla çözülür. O bizim imtihanımız yani. Evet Aslan Çınar. Allah'tan ümit kesmek İnancını yitirmişlerin işidir. Bu da bir imtihan. Allah kulunu imtihan eder. Kul Rabbini imtihan etmez. Onun için nedene ve niçine takılmadan dosdoğru olmaya bak. Sen doğruluktan, hak olandan şaşma. Muhakkak Rabbim er ya da geç kazananlardan eyleyecektir. Amin inşallah. Ayşegül, cevap vermeyecek misin? Bilmem ki ne desem. Kabul ediyorum. Ne oluyor ya? Durun arkadaşlar ya, durun.
Kusura bakma, taze meyve kalmamış. Kuru yemiş falan getireyim mi? Alo, bir susun ya. Gidin başka yerde yapın provanızı. Hadi. Hadi. Prova mı? Bunlar bizim için burada değil miydi? Bir dakika. Burasını sen kapatmadın. Zaten kapalıydı. Ya Ayşegül. Ya ben bu koskoca restoranı nasıl kapatayım ya? Namık benim liseden arkadaşım. Bugün kapalıymış burası. Ben de böyle bir ambiyans olsun istedim. Aşk olsun Akif. Hadi buyur bakalım. Sen de iki dakika tutamadın çeneni Namık. Ayşegül! Ayşegül bekle! Allah ya. Ayşegül! Ayşegül! Ya Ayşegül sanki bilmiyorsun durumumuzu ya. Ya yüzüğü bile zar zor aldım ben. Git geri ver o zaman. Ya dur. Ne alakası var? Ben istemez miyim Boğaz'da yemek ısmarlamayı? En iyi restoranlara götürmeyi? Ben senden onu mu bekliyorum? Biraz incelik, biraz romantizm. Fena mı olur? Ya tamam bak, o da olur. Taksi! Ya ne taksisi Ayşegül? Ya gitme lütfen ya, nereye gidiyorsun? Çok kırıldım Akif. İyi geceler. Ya Ayşegül, lütfen beni dinler misin Ayşegül? Ya nereye gidiyorsun? Hey! Hop hop! Dur dur dur! Dur! Aha! Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Al başına belayı, al başına belayı. Kimi takip ediyoruz abi? Yine mi sen lan? Yine mi sen? Ben de aynı şeyi sana soracaktım. Ama sondaki lan hiç hoş olmadı. Bas bas öndeki taksiyi takip et. Bas bakalım. Hadi. Allah'ım ya Allah'ım. Silahlı çatışma ihtimalimiz var mı abi? O ne o? Yok, niye sordun? Seninle tanıştıktan sonra bagajda çelik yelek taşıyorum. Durup giyeceğim de. Ya bir sus ya, bir sus. Yakala şu öndekini, yakala. Tamam abi. Bulabilir miyiz bu kırmızı kravatları? Sen niyetini halis tut. Rabbine dua dua yalvar. Araştırmanı da yap. Göreceksin bak, yollar nasıl açılacak. Eyvallah Erenler. Sabah ola, hayrola. Eyvallah Erenler. Selametle. Hürmetlerimle. Ayşegül! 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 Ya Ayşegül bir dakika dur, abartıyorsun ya. Ayşegül! Ya özür diliyorum bak. Ya bu kadar kızacağını tahmin etmedim. Ya hayır, tamam. Mesele o değil. Ben senden öyle şeyler beklemiyorum, tamam mı? Ne bekliyorsun peki? Ben kadınım. Her kadın gibi kendimi özel hissetmek istiyorum. Tamam. Sen zaten özel bir kadınsın. Nereden bileceğim? Özel harekatta çalışıyorsun. Of ya! Ben kime laf anlatıyorum ki? Tamam, tamam, tamam. Ayşegül bak. Ben senden hoşlanıyorum. Anla işte. Benim için ne kadar zor.
Ben sevdiğim kadını daha önce kaybettim. Neler yaşadım bilemezsin. Yeniden aşık olmak. Bu yüzük. Bu gece benim için ne kadar zor oldu düşün. İşi şakaya vuruyorum. Çünkü bununla baş etmenin başka bir yolu yok. Anladın mı beni? İyi misin Cansu? Çetin. Ne işin var burada? Gitmedin mi? Hayır, bekledim. Sen iyisin değil mi? Beyefendi bütün gün buradaydı. Hem sizin için kan verdi. Öyle mi? Lafı olmaz. Ne demek? Sen hala burada mısın? Arkadaşım çık dışarı. Lan çıksana dışarı. Ne işin var genç kızın odasında? Abi lütfen. Rica ediyorum çıkın dışarıda tartışın. Burada hasta var. Çık lan dışarı. Çık. Senin için üzgünüm. Olma. Çünkü ben bizim için mutluyum. Hiç olmadığım kadar hem de. Gerçekten mi? Gerçekten. Hadi defet gitsin şunu. İnandın mı? Elbette. Haklısın. Düşünemedim, ne bileyim. Aramız iyi yani. Az önce evlilik teklifine evet dediğimi hatırlatırım. O zaman ben gidiyorum. Gideyim mi? İyi geceler. İyi geceler sana da. Konuşuruz yarın, ararım. Ararsın. Eve gidince ara. Tamam. Ararım, tamam. Ben gittim. Gidiyorum. Gerçekten. Şaka gibi ya. Evleniyorum resmen. Balayına nereye gideceksiniz? Ah!
Alo. Ayşegül, tamam. Getiriyorum birazdan. Haber verirsiniz. Yarım saat. Sabahattin abi, tamam, kabul ediyorum. Özür diliyorum. Ben... Bak Çetin, seni bir daha Hatice'nin yakınımda öresinde görürsem kalbini kırmakla kalmam, kafana da yazık olur. Abi ben de senin kardeşin sayılırım. Tamam lan, yürü. Hadi bak işine. Reis. Reisim. Hoş geldin. Nasıl oldu kızımız? Bir uğrayayım dedim. Çok şükür kendine geldi. İnşallah daha da iyi olacak abi. Nasıl, bir haber var mı? Sabah herkes hazır olsun. Her an binebiliriz tepelerine. Hadi ya. İnşallah be reis. Bulalım şunları. Çökelim tepelerine. Reis bir haber bulsa, bir şeyler yapsa da alıp ötürsek şu adamları. Bence de. Hacı, kırmızı kravat ne lan? Hayır, kime şekil yapıyorsun yani? Bunun manası ne hacı? Hacı, bunlar genelde papyon falan takmıyor muydu? Vardır bir alameti, bir manası illaki. Ya Allah Allah, Allah Allah. Uyudu herhalde. Ya insan evlenme teklifi aldığı gece uyur mu böyle? Bir heyecan, bir şey yap yahu. Yok. Kim aldı evlenme teklifini? Ayşegül. Oo, kimden? Köyden beşik kertmesi gelmiş. O gelmiş sabah. Konuşmuşlar, anlaşmışlar bunlar. Hadi ya. Yakında düğün var desenize. Demek evleniyorsun ha? İnşallah. Sen de mi evleniyorsun Akif abi? Ne güzel, çifte düğün yaparız ya. Sakaryalı, bu yine yemek mi yemedi? Abi yok, bu bambaşka bir adam abi. Arkadaş şu an tamamen sistemi çökertti abi. Arkadaşı bir açıp kapatmak lazım abi. Neyse, Cansu nasılmış? İyi abi, toparlayacak inşallah. İnşallah, inşallah. Hayırlı olsun. Evleniyormuşsun. Neredeyim ben? Gelinlik provasında. Ver onu bana. Akif, tahmin ettiğimden daha çok seviyormuş seni. Yok musun sen? Niye getirdin beni buraya? Sabaha kadar sabredersen öğrenirsin. Sana demiştim. Seninle ilgili başka planlarım var diye. Bırak beni, çöz hemen. Sabah görüşürüz. Benden. Neden bırakmıyorsun peşimi? Hey! Gel buraya! Nereye gidiyorsun? Günaydın efendim. Günaydın. Malta'ya bununla mı gideceğiz? Hayır efendim. Bu sizi bir yük gemisine götürecek. Oradan da Malta'ya gideceksiniz. Tamam, anladım. Buyurun. Hmm.
buradalar ya gelmek üzereler. Dağılalım etrafa. Hadi. Gelin! Buradalar! Daha hızlı, daha hızlı! Takılmasınlar peşimize! Tamam, tamam! Aga gidiyorlar! Olmaz. Müsaade edemeyiz. Bu kadar yaklaşmışken olmaz. Sahil güvenliğe haber verin. Reis Kocadeniz nasıl tarif edeceğiz? Arayın siz. Kartalı Çuva, Kartalı Reisim. Çuva. Reisim! Arkadaşlar, Poyraz Limanı. Şuna binsek. Sahil güvenlikleri haber verilsin. Kırmızı bir tekne peşindeyiz. Hadi. Bilginize. Kırmızı bir sürat teknesi peşindeyiz. Bilginize. Geldiler, çabuk! Tamam. Hadi, hadi. Daha hızlı, daha hızlı. Bu kız dün geceden beri açmıyor. Başına bir şey mi geldi? Ne oldu ya? Aşıgül! 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 Karyalı, kravatlılar bize lazım. Eyvallah reis.
Alo Mecit, sen misin? Buyur Akif abi. Sana bir plaka vereceğim. Mobeselerde, şuradan buradan, her yerden bak. Bulmamız lazım Mecit, hemen. Daha hızlı sür be, daha hızlı sür. Yaklaştılar. Adamlar araya açıyor İlker. Bas biraz. Ya daha hızlı gitmez ki bu. Bas acı, bas. Bastu. O zaman kaybedeceğiz bu adamları. Daha hızlı, daha hızlı. Hadi geldiler, daha hızlı. Biz sıfır indirelim. İndirin. İlker yaklaş biraz şuna. Ya çok zor. Necit, plakasını verdiğim araçtan haber var mı? Akif abi, haber var. En son göründüğü yeri söylüyorum. Tamam, tamamdır. Sağ ol Necit, sağ ol. Dayan Ayşegül, dayan. Bulacağım seni, merak etme. Sallama şunu ya! Allah Allah! Ne diyorsun Sakaryalı? Sallama! Denizin üstündeyiz herhalde. Sakaryalı, bahane bulma. Vuramıyorsun, söyle biz halledelim. Günaydın Ayşegülcüğüm. Ayşegül. Ayşegül. Bir dahakine elimi bağlarken daha sıkı bağla. Carlos, kardeş, versene şu tüfeğini bana sen. Ver bakayım şunu. Allah Allah, Allah Allah! Ne oldu, niye yavaşlıyoruz? Helal be Sakaryalı. Yavaşlıyorlar. Kalksana. Allah kahretsin. Lan oğlum, ben tam vuracaktım. Sen niye atladın ki oradan? Sen tam vuracaktın. Ulan adamlar Rusya'ya gitti, sen hala vuracak. Dal geçmesek iyi biliyorsunuz ama. Kızma kardeşim. Ne yapacağız şimdi? Allah kahretsin be. Yakalanacağız galiba. Hep senin yüzünden. Sen yakalattın bizi. İlker. Dikkatli yanaş. Tamam reis. Tamam.
Tamam, ateş etmeyin, teslim alıyoruz. Kalk ya. Ayşegül, ne yapıyorsun? Beni öldürecek misin? Evet. Aldığın her nefes bu memlekete zarar veriyor. Seni buraya getirdim. Çünkü konuşmak istediğim şeyler vardı. Eminim öyledir. Ayşegül, beni vuramazsın. Öyle mi diyorsun? Bunu gerçekten yapamazsın. Sen öyle san. Ayşegül. Ayşegül, biz... Biz... Biz kardeşiz. Ne dedin sen? Biz kardeşiz. Ben... Aslan Çınar'ın kızıyım. Eller havada kalacak. Şu veda yıkılma. Eller havada kalacak. Kahrımız, kaldır elleri. O nasıl yani? Ya Rahman. Kaldır ellerini. Eskiden böyle boğazda sandal sefaları olurdu. Biz heybeni de her gece mehtaba çıkardı. Sizin sefanız kısa sürdü yalnız. O bakımdan. Ne isterseniz veririm. Hepinize. Canını istiyorum lan. Canını. Duydun mu? Vereceğim mi? Ya Sebo, ne adamsın arkadaş ya. Bir dinleseydik adamı, bir bitirseydi lafını ya. Anlat babacığım, sen anlat. Sen anlat. Ya da anlatma, ben sana sonra anlattırayım. Carlos. Reisim. Sen bunu kullanabilir misin? Kullanırım reis. Atla. Çekil lan. Çekil. Çekil. Hadi İlker. Hadi bakalım beyler, gidiyoruz. Bu mu yani? En iyi yalanın bu mu? Palavra değil hiçbiri. Annem babamın zulmünden kurtulmak için yaptı bunları. Öldü gösterdi kendini. O zaman da hamileydi ama Aslan Çınar'ın bundan haberi yoktu. Saçmalıyorsun. Her şeyi ispatlarım sana. Sana gösterecektim. Anlatacaktım. Sakın. Bak. Bak. Bu benim annem. Aynı zamanda benim annem.
Ne biçim bir numara bu ya? Ne yapmaya çalışıyorsun sen? Aga bir şey soracağım ya. Bu kırmızı kravatın bir manası var mı? Var. Neymiş? Siz o yüzden Malta yolcususunuz. Şövalye movalye ayakları. He? Yalnız bu şövalyeler attan fena düşmüştü zamanında. Ama yine hatırlatmak gerekecek. Vay namussuzlar. Reisim. Burada Şema diye bir dosya var. Bütün ekip tam kadro burada abi. Getir bakalım. Bir bakalım. Kim tutuyormuş bu beylerin tasmasını? Belki vardır bir ipucu. Daha kim bilir ne aşağılık numaralar vardır sende. Yalan söylemiyorum. Ne anlattıysam doğru. Biz seninle kardeş falan değiliz. Böyle bir şeye imkan yok. Bu söylediğin son yalan olacak Şehnaz. Ayşegül, kızım. Anne. Sen. Sen misin? Kardeşini incitme. Kötü bir niyeti yoktu. Hanımefendi dedikleri. Bilmiyorum. Şunu ver kardeşim. Balıklara yem olmak istemiyorsan öt bakalım. Bilmiyorum. Hiç tanımıyorum. Balta. Thank you.
diyorsun anlamıyorum. Diyorum ki dedem Osmanlı'dır benim diyorum. İşte o. En tepedeki hanımefendi. Ne yani? Bunların patronu kadın mıymış abi? Resmi falan var mı burada? Var. Orada. Klasörün içinde. Ben çek. Reisim, şurada bir resim dosyası var. Hayırdır reis? Tanıyor musun? Bu benim hanımdı işte. Ayşegül'ün annesi. Mesela hassas gibi. Neymiş? Gönül meselesi. Sen aşkı bilirsin değil mi reis? Erbabıyız. Sen ne diyorsun Neşet? Ben bu ülkeye yıllarımı verdim. Altını üstüne getirmek için bütün sermayemi tükettim ben. Ya ben? Ülke ayağa kalkmasın diye Acem dostlarımla kurmadığım entrika kalmadı. Ülkeyi nefretle terörize etmek için ömrümü çürüttüm. Hiçbir yere gitmiyorum. Gitmiyoruz. Gitmiyoruz. Beyler, durun. Panik yapmayın. Bir dinleyin. Ekip bir sizi deşifre etti mi? Etti. Peşinize düştü mü? Düştü. Şimdi onlar her yerde sizi arıyorlar. Neden? Daha yukarı çıkmanın tek yolunun bu olduğunu biliyorlar. O yüzden namlunun ucunda siz varsınız şimdi. Pardon baba. Bir müddet ben onlara kan kusturana kadar yurt dışında tatil yapın derim. Ben sizin yanınıza gelirim. Durumu her zaman değerlendiririz. Ülke yine sizin. Orada sorun yok. Bunun mantıklı olduğuna emin misin? Ekip biri bilmiyorsunuz. Ben bunları hapishanede görmeyi asla istemem. Ben bir yere gitmem. Sen zaten burada bize lazımsın. Ne diyorsunuz? Bir düşünelim. Bana mantıklı geldi şahsen. Bunu size vermemi istediler Şehnaz Hanım.
önemliymiş. Beni az çok tanırsın. Bir kere sevdaya düştük. Olmadı. Olamadı. Takdiri ilahi. Elden bir şey gelmez. Lakin bu aşk denen şey her neyse, beni çok fena yakaladı reis. Sen de biliyorsun, flörtmüş, ilişkiymiş, çıkmak falan bizi bozar. Biz de söz ağızdan çıktı mı, geri dönüşü yok artık. Söz var, iş bitirir. Söz var, baş yitirir. Ha işte. Biz de bir söz verdik. Kime verdin? Söyletme reis. Bilmiyor musun? Kız evlat sahibi olmak bir yerde sünnettir. Üç kız evladına güzelce muamele edip yetiştiren cennet kazanmak da büyük kazanç sağlar der efendimiz. Evet. Benim bir tane oldu. Onu da ben yetiştiremedim. Beceremedim. Estağfurullah reis. O nasıl söz öyle? Ayşegül benim gözümün nuru. Sen de benim bir parçam sayılırsın. Yüreğim mangal gibi. Bileğin çelik gibi. Estağfurullah. Ayşegül senden iyisini mi bulacak molla? O bakımdan. Reis, o zaman Allah'ın emri peygamberin kavliyle kızına talibim reis. Senden destur almadan Ayşegül'le konuşmak istemedim. Hazreti Fatıma ve Hazreti Ali Efendimiz nikahlandıklarında iki cihan selveri şöyle dua etmiş molla. Allah'ım bu evliliği mübarek kıl. Onlara ve nesillerine mübarek kıl. Ey Allah'ım, Fatıma ve zürriyeti hakkında kovulmuş şeytanlardan sana sığınırım. Amin. 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 Tabii. Daha evet demedi Ayşegül. Demez olur mu? Olmaz öyle şey. Hem davet ediyor, hem de ortalarda yok. Tam Akiflik bir hareket. Müzik.
Alo. Neredesin ya? Ben geldim dediğin yere sen yoksun ortalarda. Ya geliyorum ya. Sen otur 10 dakika. Bilemedin 15 dakika. En geç yarım saate oradayım. Anlaşıldı. Sen gece yarısı anca gelirsin. Hemen geliyorum, merak etme ya. Tamam. Reis, yapma böyle. Yıllar önce bir düğündeyiz. Bir arkadaş kızını evlendiriyor. Baktım bizimki çekilmiş bir köşeye ağlıyor. Gittim yanına. Teselli edeceğim güya. Hayırdır dedim ya. Bak ne güzel kızın telli duvaklı gelin oluyor. Böyle bir gecede ağlanır mı? Adam döndüm Allah. Ya dedi. Hanımı alıp götürseler bu kadar koymazdı. Anlıyorum adamı. Reis, bana müsaade. Geç kaldım. Ayşegül beni affedecek. Yüzü kaldın mı? Ayıp ediyorsun reis. Nasıl çıkarız peki buradan? Bana sorarsanız en güzeli deniz yolu. Havaalanları sakattır. Ben bir motor ayarlarım. Sabah erkenden çıkarsınız onu. Tamam o zaman, dediğin gibi olsun. Sana güven. Kusura bakma. Beklettim biraz. Biraz? Biraz. 45 dakika senin için biraz mı oluyor? Ya tamam bak, bu gece gerginlik istemiyoruz, tamam mı? Bu gece fair play. Dostluk kazanacak, sevgi kazanacak. Buyur. İyi. Öyle olsun bakalım. Hanımefendi ne alır acaba? Bir menü alsam? Kusura bakmayın, mutfak kapalı. Restoranı kapattık herhalde. Biraz fazla kapatmamışlar mı? Biraz. Sen bize içecek bir şeyler getir. Hı-hı. Bir de işte meyve falan. Böyle alevli malevli ondan. Güzel. Neredeydin? Kız istemeye gittim bugün.
Nasıl? Hangi kızı? Ne diyorsun sen ya? Ya şey işte ya. Of. Şey işte ya. Hay Allah. Akif. Çok iyisin ya. Sen kimsin? Nereden çıktın birader? Gerçekten şaşırttın beni Akif. Kafama assaydın bari. Ayşegül. Hı. İlk gördüğüm andan beri diyemem. Ama zaman içinde harika bir insan olduğunu anladım. Dünya tatlısı, akıllı, ahlaklı. Güzel mesela. Güzel, evet. Şirin. Kesinlikle. Kısacası harika bir insansın. Eğer benimle evlenirsen dünyanın en mutlu adamı olacağım. Benimle yuva kurmaya var mısın Işık? Ya bir düşünmem lazım. Maalesef hangi taşı kaldırsak altından bir acem parmağı çıkıyor. Hangi ara bu kadar içimize sızmış bu adamlar? Maalesef. Dört bir yandan kılcallara giriyorlar. Her yerde elleri kulakları olmaya başladı. Bundan sonra çok daha dikkatli olmak elzemdir. Biraz şu tepelere çıkalım. Buradaki havayı koklayalım derim ben acizane. Bizden sana her türlü destur var Aslan Çınar. Bugün sevdiğimiz bir kardeşimizi az daha öldürüyordu Neşet. Bir de onun kuyruğunu dik tutturan kırmızı kravatlılar var. Ben onların peşindeyim esas. Neden Neşet'in peşinden gitmiyorsun? Neşet bilmez yukarıları. İlgilenmez. Makam mevki adamı değil o. Aksiyon adamı. Tetikçi. Halinden de memnun. Asıl oyun kurucuları arkası. Eyvallah. Doğru dersin. Eyvallah babacığım. Ne oldu aslan? Oyunu öyle bir oynadılar ki Müslüman Müslümana karşı durur oldu. Hedef gösterir oldu. Acem ülkede at oynatır oldu. Canım sıkılıyor. Kahroluyorum. Nasıl oluyor da bu kadar açık oyunu gözler görmez oluyor, şaşıyorum. Hiçbir tarih okumazlar. Bu kadar basiret nasıl bağlanır? Geceleri gözüme uyku girmez oldu. Nedir bunlarla mücadele etmenin yolu yordama? Diyiverin erenler.